Tahta oturmak çok havalı bir durum. İtiraf ediyorum, hiç bana göre değil. Ne yapsam? Ya şarkıyı söylerken oturdum ama çünkü bugünkü konuğumuz böyle
tahtlı mahtlı, sahnede şovlu movlu. Bakın seyircimizin bugünkü haline, takın bakayım maskelerinizi. Erkan, göster seyircinin bugünkü halini. Evet, bugün acayip şovuyla, danslarıyla çok uzun zamandır istikrarlı bir şekilde müthiş bir neşe ve enerji kaynağı sanatçı arkadaşım gelecek. Kocaman alkışlarla Fatih Yürek gelecek. Bir şey söyleyeceğim, yani şunu ilk defa tuttum. Bu niye böyle, bu minicik? Tut beni. Minicik bir kız. Ya nasıl vallahi oldu? Minicik, minicik. Uçakta karşılaştığımızdan daha da verdin değil mi? Evet, vermişsin. Evet, tak beni. Kaç kilo verdin? 11. Hep 11 kilo diyorlar. 12 de 11 diyorum galiba. Sen de kilo verdin. Veriyorum. Mert de vermiş, beni evet. Gören kilo veriyor. Evet, yani bu azim. Gülbendeki azim ama yalnız. Ama ilk defa biliyorsun, sen de söyledin. Yani çok uzun zaman verememiştim kilo. Fakat şimdi kilo sen 3 tane erkek annesin. Allah bağışlasın. Amin. Yani o herhalde seni büyük atlastı değil mi? Evet. Seni kucağına kaldırıyor mu? Yok canım artık, daha neler. Yapar mı gidişte neler? Öyle bir durum ya, var. Ya televizyon programına denk gelmesi de çok iyi oldu Fatih. Her gün ekranda olmak da motive ediyor, evet. Seni biliyorsun. Evet. Arkadaş beni bırak, sana gel. Ya bana gel. Ne yapıyorsun ben bunca işte yıldır? Atlatacağım. Şimdi şarkıyı söylüyorsun.
bir şöyle bir şey yapıyorsun. Heh. Bütün kadınlar birbirine giriyor. Evet. Ne oluyor yani? Nasıl bir sahne enerjisi bu? Şimdi o bizim içimizde olan bir şey. Özümüzde olan bir şey. Bir de bu arada bakıyorum stüdyo maske içinde. Aa, tabii canım, teyzeye bak sen. Ne hale geldi, bak bak bak. Ama nasıl mutlu halinden bak. Harika gözüküyor. Bugün ay, bak. Fatih Yürek günü. Ya. Orkestra. Ay. Ve. Ay. Bak gördüğün bunlar işte artık bak her türlü padişah ve kral olmuş durumdayım. Sayende ben de oturmuş oldum böylece. Evet, bu koltuk Bülent Ersoy'un mu bir yoksa? Bir otur bakayım. Yok canım, Bülent Ersoy'un koltuğunun vokalisti olur bu. Sen ne diyorsun? Bu Fatih Yürek koltuğu sana has. Mutlu musun? Bey 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 bey. Benim yanım. Yazık adamlar. Adamlar böyle koltuklarda oturuyorlarmış. İşte neyse, burası altın falan oluyormuş. Fark etmez. Aynı hiç, şey. İnsan sıkılır değil mi? Vallahi sıkılır ya. Vallahi. Bize bir Fatih Yürek lazım diyorum sana. Anlamıyorsun. Tabii. Şimdi biz o kadar eski arkadaşız çok. Ki. Yani biz bile unuttuk kaç yıl olduğunu. Çok çok. Çok eski gerçekten. Birbirimizi yani tanıyoruz. Gül beni ilk tanıdığımda şey hani şarkı söylemekle alakası bile yoktu. Çok iyi bir modeldi bir kere. Çok neredeyse güzeldi. Ağzımı oynatıyordum bir tek böyle hol hol hol. Şarkı söylemeyi bilmiyordum gerçekten. Bak bunu söyleyeceğim. Söyle. Gerçekten şarkı söyleyemiyordu Gül ben. Doğru. Biliyorsun. Aa gayet hiç söyleyemiyordu. Ki. Yani gelip beni izlerdi. Hepimiz zaten herkes bende galiba coşardı. Öyle bir durum vardı. Sonra Gülben'in o şarkı söylemesi, düzgün şarkı söylemesi gerçekten inanılmaz bir şey. O çok uzun yıllar oldu, çalışa çalışa oldu. Demek ki çalışan insan başarabiliyor. Arkadaş senin tiyatro geçmişini, evet. Yani sırf sahne şovu değil, tiyatro ve sinemada yaptıklarını herkes biliyor mu Fatih? Yok bilmiyorum. Katıldığın televizyon programlarında soruyorlar mı sana bunu? Çoğunda sormuyorlar, hayır sormuyorlar. Bilmiyorum. Lütfen anlatır mısın yani o eğitimini? Yani ben bunu geçen röportajımda, İzzet'in röportajında söyledim. Dedim ki yani... benim aslında tiyatrodan gelen bir durumum var. Ben çok küçük yaşta tiyatroya girdim. Tiyatrocu olmak istedim ve emek verdim. İnanılmaz bir tiyatro aşığıydım. Hala da seviyorum. Tiyatro yani kulislerinde oyuncu. Emek verdi gerçekten. Tabii yani bir de yani işim olmadığı zamanlarda bile kuliste oturup oyunları izlerdim. Oyunlara suflörlük yapardım. Bence sahnede bu kadar başarılı olmanın altında bunun da etkisi kesinlikle. Var. Kesinlikle. Yani bir de... dansında da şov var çünkü. Disiplin var. Disiplin yani o bakmayın böyle çok la kayıt ve larş yapılıyor dans ediyorum falan ama aslında bu bunun altında büyük bir disiplin ve özveri yatıyor. Bir gün geç kaldığını bilmem. Bu asla, sahneye. Asla. Provasız çıktığını bilmem. Asla. İşi asla. Neyse. Şu kıyafetin yediği var mı içeride? Kesin vardır. Var. Ayakkabısından, tişörtünden, ceketine kadar. Var, var. Yayına da geç kalmazsın. Yok, tamam. Ve sen sinema, televizyon yapıyorsun yaptığın yaptım. Zaman. Bu teklifler sana geldiği zaman çok mutlu oluyorsun değil mi? Ah bekliyorum bak. Ama öyle. Şimdi sinema, bir tane film çektim biliyorsun ben. Bir kendime sinema film çektim. En son hangisi? Şeytanın Pabucu diye bir Şeytanın film Pabucu, yaptım. Evet. Şimdi yapımcımız sevgili Banu Akdeniz demişler ki onu beni tanımıyor. Sadece Tamer Karadağlı demiş ki Fatih oynar demişler. Tabii. Yani Fatih biz biliyor demişler. Ve fakat kadın bana teklif etti 3 ay sonra çekimlere başlayacağız. Bak görüntüler var zaten. Heh. Şey dedi ya dedi eyvah dedi. Ne yapacağım dedi. Ben dedi bu dedik sabahlara kadar çalışıyor kalkamaz filmde oynayamaz. Mümkün değil. Mümkün değil dedi böyle bir şey. Ben saat 7'de set, ben 6.30'da oradayım. Tabii. 6'da, 6.30'da seti bekliyorum. Bir kere geç kalmamışsın. Yok. Eminim canım, bak hiç bilmeden. Ha, olmuştur tabii her insan için. Ama o da böyle benim istemediğim bir şekilde. Teknik hatalardan dolayı. Ya trafikte geç kaldım bir şey. En son film çekimlerinde öyle tiyatro olmuştur. Tiyatro terbiyesi öyle bir şey. Anneciğin sana hamileyken rüyasında Fatih Sultan evet. Mehmet'i görmüş. Evet. Senin ismini bu sebeple Fatih Sultan görmüş. Aynen öyle, aynen öyle. Aa, tek kardeş misin? Yok. Dört. Dört kardeş. Üç tane ablam var. Peki dört kardeşten belli miydi arkadaş senin ilkokuldayken mikrofonu eline alıp... Kesinlikle. Kendi, değil mi? Kesin. Küçük yaşlarda ben zaten tiyatroya falan başlamadan önce zaten kendi kendime şarkılar söylüyormuşum. Aynen. Hepimiz sahne öyle. Yapıyorum. Şöyle bir şey görünce hemen mikrofon yapıyordu. Aa tabii ben. Mikrofonlar kendi... Bir de şey taklit kabiliyetlerim vardı benim. Şimdi sahne senin. Evet. Canlı da okuyacaksın. Evet okuyacağım. Müzisyen arkadaşlarımız da burada. Evet. Show TV ekranları başında... Biz Fatih Yürek'i izlemeye gidemiyoruz. Nerede göreceğiz, bulacağız onu diyenlere Gülben'in hediyesi bugün Fatih Yürek. Hadi. O zaman Aysel Gürel yapalım değil mi? Ya. Aysel Gürel de böyle. Canımız hani, Aysel Gürel. Aysel, ona biz buradan sevgiyle analım onu. Çok güzel sözler, onun notunç. Ona da sevgiyle analım.
Sezen Aksu'yu da analım. İyi ki varlar ve iyi ki var oldular. Hakikaten yani siz başkasınız ya. Bize ışık tuttunuz. Sizi seviyoruz. Sezen Aksu bizi tabii inşallah izliyordur. Ama onlar da izliyor. Sevgili Aysel Gürel de izliyor. Aydın. Onunla Tunç da bizi izliyor. Hepimiz izliyor. Nur için de uyusunlar. Nur için de uyusunlar. Yeşiller sedavisi gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman duygusu, hüzün buzu gibisin sen Firuze. Dur bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen içli bir rüzgar gibi. Telaş yıllar sence ya, acelenle bekle Firuze. Sıcaklığını ve gerçekliğini çok severim. Biz ne kadar bu mesleği yapıyor olsak da hani biliyorsun yani bu meslekte bir havaalanında bir trip vardır, uçakta bir şey bir şey bir şeyle dışarıda
sen hep gerçeksindir. Öyleyim, ne seyirci yaptım? Seni burada nasıl görüyor, seni televizyon programında? Ay canım benim. Havaalanında da, uçakta da, seni yemekte, restoranda karşılaşırız, evet. Bir yerlerde. Her el attığın işte ben bir varım. Var, var. Evet, bilmem bir şekilde geliyor yani, çıkıyor. Yani görüşmesek de karşıma çıkar. Evet. Hani görüşemiyoruz. Buluşmayız zaten. Buluşmayız ama buluşuruz bir şekilde, şekilde yani. Şekilde oluyor vallahi. Peki ilkokulu bitirdikten sonra züccaciye, tabii, çıraklık, kasaplık, ya. Katiplik, terzi, terzilik. Evet, sonra ne güzel, avukat, avukatın da katiplik, kumaş, mobilyacılık yaptım. Tabii canım. Arkadaş, işte yani. Bu ne kadar... Hayatın içinden gelmek. İşte onu söylüyor. O yüzden hayatın gerçekliğinden lafa girdim. Öyle yani. Peki ilkokulu bitirdikten sonra çalışmak zorunda İlkokulda mıydın? İlkokulu bitirdikten değil, ilkokulun içinde oldu bu. İlkokulda zaten babamla başladık. Babam yanında beni götürürdü. Ben hiçbir şey anlamazdım ki. Yani o böyle bir kasap dükkanı falan vardı. Bir de şeydi, bir de pastırma tutacak. Peki ilkokuldaki bir çocuğun kasapta çalışıyor. Sus, sorma. Hiçbir şey. Ben nasıl bir çocuktum ya, hayret bir şey. Bir de çok kendi halimdeydim. Böyle çok sessiz, sakin. Çok böyle şey, ana kuzusu. Çünkü annem beni 3 kızdan sonra çok el bebek gül bebek çok koruyordu. Gözü gibi koruyordu beni. Yani ayrıca ayırıyor muydu birazcık? Çok ayırıyordu. Ha. Kızları eve kapatıyor, beni günlere götürüyordu be. Sağ olsun. Sağ olsun, Fatih'i kazandık böylece. Oldu. O yüzden kadınlar beni galiba çok seviyor. Gerçek. 3 kız evde. Evet, kapat evi kilitliyor. Evet, aynen, annem beni kısır böyle... patates tararam tararam. Ama bilmiyorum ki Gülben, küçüktüm. Yani öyle bir durumum vardı. Sonra işte bu hayat şartları böyle başka türlü bir şekil almaya başlayınca tabii ki hadi durmasın diye eve katkıda, bu hepimiz öyleydi tabii, zaten. Tabii. Katkıda bulundum diye ilk önce terzinin yanına girdim. Bir rahmetli İhsan amca vardı. Onun yanında terzilik öyle. Çok da iyi. Dikiş yapıyordum yani. Yapıyor, en azından bir tel atıyordum. Küçüktüm ama biliyordum karşılığını yani. Karşılığını kazanıyordum. Tabii 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 yani. Onu götürür. O parayı alıp anneme götürürdüm. İşte. Benim her benim sahne çıkardım. Anne de seni alır güne götürürdü. O zaman sonra. Peki avukatın yanında katip. Ya Bursa'da Mehmet abi ve Canan abla vardı. Onların yanında şey yaptık biz. Katiplik yaptım. 2 sene falan kaldım. Gidip dava açıyordum. Yok, çıkıyordum canım. Hakimin karşısına. Ya hiç şuradan da resim vallahi... falan yok mu şunlarda? Ya İzletir yok, nereden bileceğim ben yahu? Nereden bileceğim? Vallahi billahi. Şimdi seyrediyorsa kulakları çınlasın. Onlar da gidiyordum. Notere gidiyordum. Harcağını yatırıyordum. Heh. Davaya gidip açıyordum. Boşanma davası, arazi davası, işte vasiyet davası. Hepsini yapıyordum yani. Siz düşünebilir misin Fatih Yüreği? Harç davası, boşanma davası açarken. Vallahi billahi yapıyordum bunu. Peki arkadaş çocukken felç mi geçirdin? Evet. Şöyle bir işi şeydi. Ya onu söyledim. Aile içinde tabii bir şiddet vardı. Şimdi anne, baba, çocuklar, işte hepimiz vardık. Babam sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Vefat etti tabii. Nur içinde 5 sene oldu neredeyse. Şimdi şeydi. Anneyle mi aralık? Annemle aralık kötü. Zor. Yani şeydi, işkice adam şiddet ne olur? Şiddet anladım. İşkice ya, o kadar Türk halkının yaşadığı hepimiz, bir şey ki. Hanımların çoğu biliyor bunu. Tabii. Böyle bir şeyler yaparken küçükken o travmayı geçirdim. Bir gün geri böyle anneme şiddetli bir saldırıda bulundu. Hepimiz kaçıyorduk. Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydın? Ben ilkokul 1'deydim. 1'e girmiştim. Annene saldırışına annene tanık oldum. Annene saldırdığı anda ben şu okula gittim. Fakat o bende o kadar çok büyük bir şey yaptı ki okuldan geldikten sonra o korkuyla eve geldim. Yani evde o olayı yaşamak istemedim çünkü evde kalmıştı. Sabah yattık, uyuduk, okula gittim, geldim. Sabahçıydım. Geldim, oturdum, evden kalkamadım. Allah Allah. Böyle annem de karşı komşuya mı gitmişti? Evde kaldım. Geldi annem, kalk diyor bana, kalkamıyorum. Sonra tabii ki felç olmuşum. Yürüyememişim. Yürüyemedim. Bir sene öyle bir yürüyemedim. Bir sene yürüyemedim. Bir sene yürüyemedim. Kaç yaşındaydın? İlkokul 1'deydim işte. 6-7 yaşında mı oluyorum? Nasıl bir şiddete tanıklık ettiğini çok düşünün ilkokuldaki bir çocuğu. Bir sene yürüyemedin, okula gidemedin. Tabii tabii, travma yaşadım. Bunu ilk defa zaten... O acı, o hüzün, ekranlarda o kırıklığı. İlk defa çıkıyorum sana, evet. Bir sene öyle bir durumum oldu. Götürdün mü annen tedaviye? Tabii gittik. Sonra işte iğneler vuruldu. Sonra o iğnelerin yanlış olduğu çıktı. Bir sürü şey, bir şeyler yapıp iğneler falan yapıldığını biliyorum yani. Hayatım boyunca hep iğne yedim. Ben hala iğne, sesim kızı iğne vururum. Şimdi onu kar etme, içiyorum iğne. Neyse ya, bir sene sonra işte yine... bu gülüşlerin ardında Gülben, ne hüzünler saklı. Öyledir. Öyledir güzel. Gülbenciğim çok enteresan. Söyle. Yine bir sene sonra yine böyle bir şiddete maruz kaldı annem. Yine onu yaşadım, ayağa kalktım. Aynı şeyi yaşadım. Aynı şeyi. Yani yine öyle bir kavga çıktı. Anneme saldırdı babam.
Annem çok dayak yemiştir ama. Ah canım. Yani yazık. Ah canım. Bayağı bir şey oldu. Saldı, kalktı. Ben ondan sonra böyle hani annem bir köşede, çocuk kızlar, ablamlar bir köşede. Herkes ben kalkıp yürümeye başladım. O kadar iyi hatırlıyorum ki. Yürümeye başladım. Herkes gözü dehşet içinde bana bakıyordu. Böyle bir travmalar yaşadım ben. Yaşanmaz mı? Tabii. Yaşanmaz. Yani o yüzden normal değilim. Biraz deniyorum. Şimdi sen bunu anlatıyorsun. Evet. Ekranları başında. Tabii tabii. Bunu anlatamayan. Yaşayan vardır bence. Ne diyorsun sen? Mutlaka vardır. Beterini yani. De yaşayan vardır. Bilmezler o çocuk niye öyle oldu. Bu kadar rahat tabii, anlatamadıkları yani, için. Anneler babalar ne olur dikkatli ya, olun. Çünkü söyle. Yani o sizin yaşadığınız o kavga gürültü şiddeti çocuklara yansıyor. Ve çocukların gelecekteki bütün seçimlerine, hayatlarına bedel. Bedel oluyor ve ha. Bir takım travmalar yaşatıyorlar. Ve bu çocuk manyak da olabiliyor, bu çocuk hasta da olabiliyor. Tabii, bu tabii. Çocuk başka türlü şeyler tabii. De olabiliyor. Belki evlenemiyor, belki baba olamıyor, tabii, anne korku olamıyor. Yaşıyor. Evliliklerinde ve ilişkilerinde hep zorlanıyor, acılar çekiyor ve çektiriyor. Çektiriyor. Çünkü ezberi o. Şimdi şöyle kolay bir şey söyleyeceğim. Değil. Ben gerçekten bakın şimdi 3 tane de ablam var. Üçünün de çok mutlu olduğunu söylemem. Bir tek ablam, büyük işte. Ablam evli. Allah mutlu etsin. Bir kızını da evlendirdi zaten. Ama diğerleri hep ayrıldılar. Yani bunlar bence aile içindeki durumlardan kaynaklanıyor. Ben mesela evlenmekten hep korktum. Tabii. Yani ben çok severim. Aileyi çok seviyorum. Aile içinde olmayı seviyorum. Çok iyi, disiplinli bir adamım. Ben çok özel hayatımda çok disiplinliyimdir. Bakmayın böyle yazılan çizilenlere hiç inanmayın. Çok prensipli bir adamımdır ben. Ama korkarım. Sorumluluk taşıyamam. Eğer benim çocuğum olsa Gülbenciğim, o çocuk benim istediğim gibi yani böyle iyi yetişemezse ben sinir krizi geçiririm, ölürüm herhalde. Peki hayatında hiç düşündün mü? Şöhret, para kazandın, çok çalıştın. Çok çalıştım, hala da İlkokulda hala da çalışıyorsun. Kolay değil. Ben senin yaptığın kapalı iyilikleri de çok iyi biliyorum. Sağ olasın. Allah o yüzden senin işini gücünü rast getirsin her zaman. Allah razı olsun. Ben senin onurunu, gururunu da çok iyi bilirim. Çekinmeni, saygını da çok iyi bilirim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hiç baba olmayı ertelediğin için, yaşam böyle evet. Getirdi. Bunu yaşayan bir tek sen değilsin. Tabii ki. Baba olmayı ertelediğin için kendinle hesaplaştığın olur. Tabii. Ya. Tabii. Cezalandırdın mı kendini çok, yoksa bir bedel miydi? Zaten kendimi çok cezalandıran bir insanımdır ben. Yapma. Çok kendimi mahkemeye veririm. Kendime. Hepimiz yani yapıyoruz öyle ama. Bir, ama ben çok şiddetliyim. Kendime çok ağır cezalar veririm. Ay dur sana moral düzelteyim. Fatih Yürek biyografisi yayınlayalım. Arkadaşım çok dertlendi. Biyografi. Evet. Güldü sayende içim huzurla doldu. Kaderimde yazan aşk sonunda beni buldu. Aslen Malatyalı olan Fatih Yürek... 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dünyaya gelir. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Üreğin 4. çocuğudur. Ah bu dil yarası geçmiyor, acısı Allah'ın cezası susmak bilmiyor. Şerafettin Bey, 3 kız çocuğunun ardından bir erkek evladı olunca 40 büyük baş hayvan kestirir. Fatih, ailesi için çok kıymetlidir. Ancak bir gün felç geçirir. Felçten kurtulması ise tamamen bir mucize eseri olur. Beni benden alan gözle, yalan dostlarsa eylemler. 6 yaşına geldiğinde babasının işleri bozulur ve ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınır. Minik Fatih daha ilkokuldayken iş hayatına atılır. Önce Bursa'da bir terzi atölyesinde nakış yapmaya başlar. Daha sonra bir züccaciyeci dükkanında işe girer. Derken kuş satar, mobilyacıda çıraklık eder ve son olarak bir avukatın yanında katiplik bile yapar. Üreğin sahneye adım atması ilginç bir tesadüfle gerçekleşir. Tiyatroya devam ettiği yıllarda arkadaşının doğum gününde şarkı söylediği sırada bir gazinodan iş teklifi alır ve böylelikle sahneye ilk adımını atmış olur. Fatih Yürek, şarkıcı olmaya karar verdikten sonra İstanbul'a taşınır. 1993 yılında Yaktı Yaktı albümüyle ortalığı kasıp kavuran sanatçı, peşi sıra çıkardığı 7 albümle şöhretini sağlamlaştırır. Bu gece sabaha kadar eğlenelim, dertlere kedere dur diyelim. Özellikle yılan dansıyla özdeşleşen Fatih Yürek, yıllardır olduğu gibi bugün de sahnelerin vazgeçilmez isimleri arasında en başı çekmeye devam etmektedir. Dans edelim, dans, 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 dans.
ne güzel şeyler yapmışsınız. Daha. Yıllar, çok teşekkür yıllar, ederim. Yıllar. Valla yetmiyor da ama yine de çok güzel. Gerçekten bugün ilk defa Gülben'de bir takım şeyleri... Ben seni çok... ağırlarken gündüz kuşağında elbette ki senin eğlencen, şarkıların, dansın ama... Hep böyle ara sohbetlerde senin bilmediğimiz gerçekçi yönlerine de değinmeyi özellikle çok istedim. Ama ancak sen bir viski arkadaşım, sen yapardın bunu. Aynen, öyle ağırlayacağım öyle, seni canım, bugün. Benim, şimdi istiyorum canlı canlı sahne Fatih Yüreğin geliyor. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi o zaman ne yapalım? Hadi hadi diyeyim mi? Hadi. Hadi başlayalım, hadi hadi diyelim. Hoş geldin ya yüreğime, boş verme, el alem ne derse desin. Hadi, hoş geldin ya yüreğime, boş verme, el alem ne derse desin. Hadi 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 yaparım bak.
mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna. Değer mi sebepsizken ayrılığa? Aşk koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna. Kaftana kaçsan da aşıklar anlar beni, her halimi sevdiğimi. Dünyada sensiz bırakma seni. Yalnızlar anlar beni, her halimi sevdiğimi. Hayatta terk etmem seni. Yaparım bilirsin, deliyim gözü kara deliyim. Yaparım Roma'yı da yakarım, ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine seni bulurum. Deliyim gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım, ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine seni bulurum. Mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna. Değer mi sebepsizken ayrılığa? Aşk koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna. Bulurum kaftana kaçsam da aşıklar anlar beni, her halimi sevdiğimi. Dünyada bensiz bırakma seni. Yalnızlar anlar beni, her halimi sevdiğimi. Hayatta terk etmem seni. Yaparım bilirsin, dilim gözü kara dilim. Yakarım Roma'yı da yakarım, ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Dilim gözü kara dilim. Yakarım Roma'yı da yakarım, ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Thank you.
Çok yakışır. Bu şarkı evet, sana. Evet. Ben Gülşen'i bu sabah gördüm. Yani o kadar seviyorum ki Gülşen şarkılarını. Evet. Hakikaten bu çok güzel. İyi ki bunu repertuarına almışsın. Çok seviyorum şarkıları. Gece nasıl güzel oluyordur değil mi bu? Ya çok. Ama gündüz de güzel, her saatte güzel şarkılardan şimdi bu. Şimdi ben bir şey, açıkça bir söyleyeyim. Yıllardır ben sahnedeyim. Yıllardır çok şarkı söylüyorum. Herkesin şarkısını söylerim. Ben böyle kendi şarkılarımı söyleyip gideyim sevmiyorum. Yok. Şimdi dönem dönem ama son iki sezondur, iki dönemdir. Böyle Gülşen şarkıları bayağı bir. Ama çok güzel şarkılar eşim yapıyor. Eşim ki Ajda da var. Tarkan tabii, zaten ayrı bir şey. Mustafa Sandal'da evet, var. Kendisi söyle. Birkaç yerde de var ama şarkılar çok güzel. Ve farkındaysan son yıllarda bütün yaptığı şarkılar çok başarılı. Çok güzel. Çok güzel. Ya Gülşen de çünkü çok eski tanıdığım. Vallahi Sebat Gülsüler'e çok güzel şeyler çıkıyor. Helal olsun. Şimdi senin desteklediğin yepyeni bir isim. Evet, destekliyorum. Heyecanlı. Bir prens. Evet, gerçekten. Madem bugün kral kraliçeliği söylemişiz. Evet. Ben onu yeni tanıdım ama kuliste terbiyesinden pırıl pırıl ama sesini dinlemedim. Çok burada şeker. Burada seninle beraber diyeceğim. Alkışlarınızla Yusuf Çim geliyor. Alkışlarız. Aşklar olur, aşklar biter. Sahte olanı gelir geçer. Sen de baştan belliydin ama benim kalbim acıyı çeker. Aşklar olur, aşklar biter. Sahte olanı gelir geçer. Sen de baştan belliydin ama ama
Dedim ki kuliste tanıdım, burada da şarkısını yeni dinleyeceğim dedi. Ben bu şarkıyı ezbere biliyorum. Aa, radyolar çok çalıyor. Evet. Aa, senin haberin yok. Süper, çok var. Seyirci de çok güzel söyledi. Beğendiniz mi? Evet, tabii canım. Yakışıklılığını konuşmaya gerek yok. Sen de bunun farkındasın böyle. Bu ay parçası gülüşler falan filan. Peki oyunculuk eğitimi aldın ama aklın gönlün şarkıcılıkta. Evet. Yarışma derecen var. Evet, 2011'de Best Model ikincisi oldum. Best Model ikincisi olmak. Önemli bir şey mi Best Model ikincisi olmak? Yani meslekte ne bileyim reklam başka bir tabii şeyler. Tabii ki. Ya insanlar buradan dizi oyunculuğuna olsun daha sonra başka. Yani bunu basamak olarak kullanan ve sektörde çok iyi işlere imza atan çok sayıda arkadaşım var. Ama ben bunu daha çok hani kendimce bir basamak olarak hani menajerler ve yapımcılar ya da prodüktörler her neyse onlarla daha samimi olmak, kendime bir çevre kurmak için aslında bir basamak olarak kullandım. O yüzden... Mert çok başarılı bir menajer. Evet, bizim sektörümüzde çok az insanla çalışan. Evet. Fatih sen de çalışıyor bir tek değil mi? Bir tek ben ve Yusuf var. Bir tek senle çalışıyor. Başkası müsaade kaç etmiyoruz. Kaç yıl ama olma, etmeyin zaten. Yok, değil mi? Dikkatli bak, olmasın. Bak gördün mü? Hayır. Bir kişi daha olabilir, konuşuruz onu. Evet, bir kişi daha olabilir. Peki, Mert sana tecrübeli bir menajer olduğu için ve bizim sektörümüzde çok sevilen, ayrıca da hayal gücü de çok kuvvetlidir Mert'in. Seyircimiz bilmeyebilir ama ekran arkasında bizim de programımızda böyle editörlerimiz, yapımcılarımız, koordinatörlerimiz fikir üretirler. Onun seninle ilgili üç fikri nedir mesela sana söylediği? Hiç röportaj yapmayacaksın, basında olma, magazinde bizim... gözük gözükme. Şunu ben söyleyebilir miyim? Söyle. Bence ben olduğum için bir de sen olduğun için ilk televizyon programı. İlk televizyon programı mı? Evet. Bir Okan Bey'e katılmıştık. Okan onu ama... hani Okan böyle bir sohbet. Okan seni ezikledi bayağı. Yok. Okan'a katıldı ama Zahir'e. Okan benim çok önemli bari ama şöyle bir şey var. Gerçekten hani gündüz programı işte hani böyle bir kadın yöne göre. Bir kere ben gündüz kuşağı yapıyorum diye söylemiyorum. Kim olursa olsun gündüz kuşağındaki kadın puanını verir kardeşim. Yani, çok bak, önemli. Çok. Okan da önemli, Beyaz da önemli, Gidiş olan hepsi önemli tabii. Ama ben de albümümü yaparım. Kimse gündüz kuşağındaki en sevdiğim, rahat ettiğim arkadaşım ona giderim, konuk biliyorum, olurum. Evet, hep yıllarda. Kadın ne dedi, nasıl baktı, neyi beğendi? Nasıl buldunuz arkadaşımızı? Çok yakışıklı. Bir de hanımlar, ben söylemek istemiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kardeşim böyle gerçekten olsa bu kadar çok severdim. Çok efendi, hani bu zamanda çok az bulunur hani bu gençler vardı ya. Onlardan biridir Yusuf, öyle burada diye söylemiyorum. Çok sağ olun. Hakikaten çok terbiyeli. Teyze maskeni çıkart, rahatla artık ya. Bir de karanlık Allah seni. Koy şöyle şurana. Bizimkiler dedi diye bütün gün maskeyle duruyor. Şimdi Yusuf'u bir de biraz sonra Nuray Sayar'ı masaya yatıracak, haberi yok. Allah! 2014 ne renk, ne ye, ne iç, kafandan tarçın mı dökersin? Önün nasıl, ne değildir? Haydi yerinize Nuray Sayar'ı geliyor! 2013 umduğunuz gibi geçmedi mi? Koca bir yıl boyunca hayallerinizin hiçbiri gerçekleşmedi mi? Peki yeni yılda enerjinizi nasıl değiştirebilir, güzellikleri ve sevinçleri hayatınıza nasıl çekebilirsiniz? Hangi çakranızın kapalı olduğunu nasıl anlayabilir, tıkalı çakranızı nasıl açabilirsiniz? Astrolog Nuray Sayarı'dan hayatınızı değiştirecek öneriler hemen şimdi Gülben'de. Sayarı geldi. Onlar zaten Fatih Yürek'e çok eski arkadaşlar. Evet. Biz Yusuf'la böyle karşılarına oturduk. Şimdi renk seçeceksiniz dedi. Bugün renk terapi mi, çakralar mı? Ne yaptıracaksın bize Nuray Sayarı? Şimdi ruhumuzda ne yaşanıyorsa, hangi çakramızda problem varsa o renge gider elimiz. Çünkü ruh her zaman bizi her şeyden haberdar eder. Şimdi ben bunu elim alır almaz bunu seçtim mesela. Evet, sindirmeye ihtiyacın var. Bugünlerde yaşadığın olayları. Evet. Ama ver bakayım ben de seçeyim bari. Sen de seç. Ben yeşili seçeyim, muradım olsun. Bakalım neymiş? Ay. Kalp çakranı seçtin. Sen mide çakranı seçtin. Yani olayları sindirmeye ihtiyacın var. Bu birkaç gün öncesi de olabilir. Şimdi içinde bulunduğun doğru. Şu an da olabilir. Doğru. Sen yeşili seçtin. Sevgi, kalp çakrası. Hareket, sevgi, bereket. Hareket, bereket. Nerede bizde kalp çakrası yeşil? Yusuf neyi seçiyor? Yusuf, seç. Yusuf, bu arada sen terazi burcu musun? Kalbimizi seçti çocuk.
Terazi burcuymuş. Terazi burcu musun dedim. Evet dedi. Tabii işte. Daha neler söyleyecek kim bilir. Biz sen gel neler dedin. Beyaz işte. Tepe çakrası. İnanmaya ihtiyacı var. Güvenmeye ihtiyacı var. Çok doğru. Sektöre yeni giriyor ve haklı. Doğru mu? Doğru. Ne yapsın görüyorum zaten. Çocuğun hepsi neler görüyor. Ama inşallah. Ama biliyorsun teraziler doğum haritasında eğer güneş terazideyse ya da ay terazideyse onlar doğuştan sanatçı olmayı seçerler. Dolayısıyla da şimdi Mars terazide olduğu için biraz sektöre mücadele enerjisiyle başlamış olabilir ama bu seni korkutmasın. Bekledim. Birazdan yani haritanı da inceleyeceğim. Evet. Terazi çünkü çabuk pes eder. Sakın pes etme. Ben buna layığım. Ben başarılı olmayı hak ediyorum. Eğer ben doğru olursam, çevremde ne kadar yanlış olursa olsun benim sorunum değil de ve geç. Çünkü terazi kendisi için ne konuşulduğuna vakit kaybeder, zaman kaybeder. Oo. Ya, bak bir evet. gün senin için konuşmazlarsa o zaman Yusuf tabii, yoktur. Evet. Tabii. O yüzden bırak konuşsunlar. Ya, evet. Güzel. Ya. Bak ben dedim sana ya, Nuray Sayar'a gelecek neler söyleyecek. Nuray bir dileğin gerçekleşmesi için senin böyle çok güzel anlattığın ritüeller var. Hı hı. Ben hep bu ritüellerin başında senin elhamdülillah... Müslümanlığını, çok inancını, şükür, Allah korusun böyle deli saçma şeylerle uğraşmazsın. Hayır. Bunların hani taşların gücüne inanırsın, bitkilerden faydalanırsın ve bunları hep programlarımızda anlatırsın. Evet. Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde yeni bir dolunay atlattık. Şimdi, son dolunay. Son dolunaydı değil mi? İkizler burcundaydı. Neler bekliyor bizi yeni yıla doğru ve dileklerimiz için neler yapmalıyız? Peki. Şimdi öncelikle dolunay bitişleri. Ve başlangıçları temsil eder. Hmm. Senenin son dolunayı İkizler Burcu'nda yaşandı, bitti. Ama her ay bir yeni ay, bir dolunay var. Yeni ay düşük enerjiyi yaşatsa da bizlere...